Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muhtaram yığılış qatnaşçılarım. Muhtaram şeyh hazretlerim. Aziz ustozlar va talabalar. Avvalambor men qadrli mehmonimiz Shayx Muhammad Yusuf Muhammad Sodiq hazratlariga qimmatli vaqtlarini ajratib ushbu ilm dargohiga qadam ranjida etganliklari uchun institutimizning barcha ustozlari va talabalari nomidan ulkan minnatdorchilik bildiraman. Davra suhbatini ochiq deb e'lon qilishdan oldin barchamizga ma'lum bo'lgan ayrim fikrlarni bildirib o'tishni lozim deb hisoblayman. Jahonda ko'plab dinlar mavjud. Ularni barchasi ham inson deb atalmish yuksak xilqatning ma'naviy pok bo'lishiga, jamiyatga foyda keltirishiga undaydi. Islom dini ham jahon dinlardan biri sifatida insoniyat sivilizatsiyasiga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Shaxs madaniyatini boyitishda ulkan hissa qo'shgan. Prezidentimiz ta'birlari bilan aytganda, qo'qna tariximizning qaysi davrini eslamaylik. Din har doim odamlarni o'z-o'zini idora etishga, yaxshi xislatlarni ko'paytirib, yomonlaridan xalos bo'lishga chorlagan. Uni og'ir sinovlarga bardosh berishga, yorug' kunlarga intilib yashashga da'vat qilgan, ishontirgan. Bunday da'vat o'z navbatida odamlarga kuch-quvvat bag'ishlagan, irodasini mustahkam qilgan. Din xalq ma'naviyatining yuksalishiga katta hissa qo'shib kelgan ekan, bugungi davlatchiligimiz haqida so'z yuritganda, rejalar tuzganda dinni eng avvalo ham milliy, ham umum insoniy qadriyat sifatida e'tiborda tutishimiz kerak. Mustaqillik sharofati bilan bu ko'hna diyorimizda haq dini bo'lmuş islom dini qayta bo'y ko'rsatdi. Jamiyatimizda ruhiy tozalanish fasli boshlandi. Qalblarda esa iymon nuri mavjura boshladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31 moddasi inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquqiy andozalarga javob beradi. Musulmonlar hayotidagi qutlug' sanalar Qurbon va Ramazon hayitlari kunlarini bundan buyon doimiy suratda bayram qilish va ularni dam olish kunlari deb e'lon qilinish ham aynan xalqimiz ko'nglidagi ish bo'ldi. Bu borada islom olamining zabardast allomalari, vatandoshlarimiz, hadis ilmining sultoni Imom Ismoil al-Buxoriy, Abu Iso at-Termiziy, Mahmud az-Zamaqshariy, tasavvuf ahlining piru murshidlari Bahovuddin Naqshbandiy, Najmiddin Kubro, Hoji Ahrori Vali kabi aziz zotlarning yubiley sanalarini keng ko'lamda nishonlanish ham yurtimizda iymon, dinu diyonat qaytadan yuksalayotganligiga yorqin dalil bo'la oladi. Bu mukarram zotlarning qadamjolari ta'mirlanib, islom olamining bebaho ziyoratgohlariga aylantirildi. O'zbekiston Respublikasida xalqaro mavqe kasb etuvchi nufuzli ilm dargohi Toshkent Islom universiteti faoliyat ko'rsata boshladi. Bu borada aynan shu haqiqatni inobatga olib, ularning orasida olib borilayotgan, ya'ni diniy mavzu olib borilayotgan juda ko'plab ishlarda o'ta mas'uliyatli ishda shirasi ta'sir yo'q umumiy havoyi gaplardan voz kechib, mana shunday bir yoshlarimizni din bo'yicha ma'lumotlari, ularning diniy ilmlari, diniy bo'shliqqa yo'l qo'ymaslik uchun yurtboshimiz aytganidek, aqidaparastlikning o'zi nima? Diniy ekstremistik oqim va harakatlarning asl maqsadi nimaligini, ularni el yurtimizga ota-bobolarimizdan qolgan asl dinimizga qanday zarar yetkazishini tushuntirib bera olishimiz darkor. Shundagina adashganlarni yo'lidan qaytarish, bunday ma'shum hodisalarning oldini olish yurtimiz va millatimizni asrashimiz mumkin. Bugungi davra suhbati ham ana shu ishlarning davomidir.
Muhtaram Şeyh Hazretleri Muhammed Yusuf Muhammed Sadık Hazretlerini bütün İslam alemide öz iktidarları ve salahiyatları bilen malumu meşhurdurlar. Biz bu kişinin mükemmel eserleri, türlü devrelerdeki çıkışları arkayı bilemiz. Şu mukaddes cüme günü de uşbu zatının suhbetlerine müyesser bulup durumuz. Şimdi ise sözünü kadirli mehmanımız Şeyh Hazretlerine versek. Dikkatleriniz için katarak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ustazlar, muhterem talib-i ilimler, evvela bana şu devre sohbetine uyuşturuşga rağbet bildirgenleriniz için, bizni hem şu sohbetke teklif kılgenleriniz için, belçelerinizge, hususen şu sohbetini uyuşturuşta baş baş bulgen azizlerine hemmelerige, çin kalıptan teşekkür, izhar kılışge, icazet etkisizler. Elbette siz gibi ilim fidayileri bilen bir ilmi sohbet otkazış katta bir baxt saadettir. Şu münasebet bilen sizlerge bazı bir dini düşünceler hazır güne mene mukaddimede aytib oturgan esaslarga suyangan halde takdim etişge icazet bergesizler. Köpünce kişilerde hazır bir günde hususen yaş avlatda, talebelerde din nime degen saval payda boladı. Müslüman ulamalar bunge betefsil cevap bergerler ve o şey cevaplar daim saval yengilengende cevaplar hem yengilenip tekrarlanıp duradı. İslam dini talimatı boyunca, İslam akidesi boyunca Allah Subhanahu ve Teala bütün varlığını yaratgan zat. Ondagi barcha mavjudatlarni Allohning o'zi yaratgan. Ana shu mavjudatlar o'zi yaratgan narsalarning gultoji qilib insonni yaratgan. Dunyodagi boshqa barcha narsalar insonning foydasi uchun, insonning manfaati uchun beminnet hizmetkar kılıp yaratılır. Ana şu Allah yaratken varlık mevcudatlarda Allah yaratken insan kay terizde yaşasa doğru yaşayan bulan. Bu hayatını kanda kılıp otkısa bu dünya ve ahiret bahtige müyesser buladı. Savalı gönderen bugün de Allah Subhanahu ve Teala ana o'sha savolni hal qilishni ham o'z zimmasiga olgan. O'zi yaratgan borliqda, o'zi yaratgan mahluqotlar ichida o'z mahluqotlarining gultoji bo'lmuş inson nima qilish kerakligini Allohning o'zi ko'rsatib berdi. Agar bu narsa insonning o'ziga tark qilinsa, mana dunyoni yaratdim, mahlukatlarını yaratıp sana hizmetkar kılıp koydum. Seni özünü mükemmel hılkatta kıldım. Akıl verdim, fahım verdim, feraset verdim, hız kılıç azalarını verdim. Şimdi özün bilip yaşadıysa Allah'ın hakkı var. Lekin bu halette insan cüde katta bir kıyınçilikke, meşakkatke düçar bulan. Çünkü insan bilen insanın farkı var. Akıl bilen akılının farkı var. His tuyg'u bilan his tuyg'uni farqi bor. Har bir inson meniki to'g'ri deydi. Ana endi bu dunyoda qandoq yashasa baxtli bo'ladi degan savolga ham hamma mana aytgandek yashasa baxtli bo'ladi deydi-da orada nizo chiqadi. Ana shularni insonni qiynalmasligi uchun
İnsan yakışı bir halette yaşayıp ötüşü için iki dünyanın baktığı, saadetine erişişi için neme kılış gerekliğini Allah'ın özü görsatıp verir. Bunun için insan şu dünyada yaşasa da kullanma buluşu manası da ilahi talimatlarının toplamını vakti vakti bulan insaniyetke yubarıp duruşunu Allah Ta'ala'nın özü iradatı verir. Ana şu ilahi talimatlar toplamı din dini. Bu toplamını her bir adamın özüge emez. Belki o şu insaniyetinin haceti düşken payıttaki onların içi de en yetuk insan, en mükemmel insan, hem mege örnek bula aladigan insan diye verip onu Allah'ın elçisi, Resulü, Nebisi, Peygamberi de atar. Ana o şey insan arkali başkalarına yetkizişini Allah iradatı verir. Mezkur insan, peygamber de atanmış zat, Allah'tan ilahi talimatlarını kabul kılıp alıp, özüge sindirip, özünün şahsıda tatbik kılıp durup, keyin başkalarına hem görseler. Bu yerde ne için farişte? Ya ki kendidir bir âli insandan yukarı duradığın zatını elçi kılıp alıp o şenge talimatlarını yubarıp o arkayı yubarmadı degen saval bosa onda insanını huzuru payda bularıdı. İnsanda bahane tapılarıdı. Bu talimatlarını farişte kabul kıldı. Bu farişte bizden yukarı yemakka, içmakka ya ki başka nerefselerde haceti yok. Şunun için o kısa maydı. Lekin biz adli insanımız. Biz bunu kılıçken huzur etmemiz. Bizim kudretimiz yetmedi. Bizim demek imkaniyetlerimiz kifaya kımadı degen huzur borcu muhtur. Şunun için aynen insanın özüden, insanların içinde yürüyen şahsten, ata anadan doğurgen şahsten, adli insandan peygamber kılıçını Allah Ta'ala irada kıldı. Peygamberlerine, nebilerinin birincisi olup, insanını babası, atası, birinci insan, Adam aleyhisselam derlendi. O vakitteki cemiyet nihayette sadda bu geldiğinden, azaları cüda hem az bu geldiğinden, turmuş şerayeti cüda hem sadda bu geldiğinden, akide meselesi de Allah yaşanış, peygamber varlığı yaşanış, ilahi talimatlar, din de batarmış nerse varlığı yaşanış, kıyamet günü ve akide manaları tura toksik egen bolsa hem dinli ameli kısmı, ibadet kısmı o şey sadde cemiyetke maslanıp girdi. Asla sekin vakit otuşu bilen, insaniyet terakki etişi bilen, bunun insani köpeyişi bilen, hayatı mürekkepleşişi bilen, haligi sadde şeriyet talepke cevap bere almayı kargen peyti de Allah Ta'ala yangi peygamber tarafı tanlab yangi o'zining ta'limi ta'limotlar majmuasini o'sha yangi payg'ambarga yuborib yangi shariatni joriy qildi. Aqida o'zgarmas holda o'rnida turadi, lekin shariat endi taraqqi etgan jamiyatning talablariga javob beradigan tarzda rivojlangan bo'ladi. Mana shu tarzda Alloh subhanahu va taolo asta-sekin insoniyatni xuddi yosh bolani tarbiyalagandek tarbiyalab keldi. Az-azdan ko'niktirib, ta'limotlarini berib, insonning o'zining baxti uchun, o'zining saodati uchun javob beradigan shariatlarni yo'lga qo'yib, bir shariatni muddati bitgandan keyin, vazifasi ado etilgandan keyin uni bekor qilib, o'rniga yangisini yuborib, yangisi yana yangi taraflarga javob beradigan holda bo'lib, asta-sekin rivojlanib keldi. Ana shunday tariqada ma'lum bir muddatda Yahudi dini Tavrat shariati joriy bo'ldi. U o'tib o'zining demak vazifasini ado etib bo'lgandan keyin Alloh taolo Isa alayhisalomga Injilni tushirib, bu shariatni joriy qildi. U ham o'tib o'zining vazifasini bitirib bo'lgandan keyin insoniyat kamoliga yetganidan so'ng o'zining mukammalligini demak ta'minlanganidan so'ng Alloh taolo o'zining oxirgi mukammal qiyomat kunigacha boqiy qolguvchi
barcha zamonlar va makonlardagi barcha insonlarga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi mukammal dini islomni joriy qilishni boshladi. Bu dinga Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib tanladi va Qur'oni Karimni ilohiy kitob qilib tushirdi. Ana shu Qur'onni ta'limotini tushishi va İslam shariatining joriy bo'lishi 23 yil davom etdi. Bir daniga bo'lgani yo'q. 23 yil davomida avval aqida masalalari, ko'p xudolikdan voz kechib tavhid aqidasiga, demak, odamlarni chaqirish, da'vat qilish, musaffo va baquvat aqidaga ega bo'lganlaridan so'ng ana undan keyin amaliy tarafini, ibodat, muomalat va boshqa taraflarini joriy qilib 23 yil davomida Qur'onni Karimning oyatlari bo'lak-bo'lak bo'lib tushdi va shariatni, dinni ta'limotlari ham ana shunday tartibda tatbiq qilindi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni 23 yillik payg'ambarlik davrlarida ana shunday mukammal bir din ham ta'limot sifatida, ham ilohiy kitob sifatida, ham amal qilingan shariat sifatida mukammal bo'ldi. Boshqa payg'ambarlarga Alloh subhanahu va taolo payg'ambarliklarini hujjati, dalili sifatida turli mo'jizalarni bergan. Har bir payg'ambarga o'z zamonining keng tarqalgan bir ishini o'sha tarqalgan odamlarning mutaxassisligidan ko'ra yuqori darajada hamma tan beradigan, oddiy odam buni qila olmaydi, Xudodan yordam olgan payg'ambar bo'lgangina qiladi degan ma'noda mo'jiza bilan ta'minlagan edi Alloh taolo. Misol uchun Musa alayhisalomning davrlarida sehr juda rivojlangan edi. Hamma narsa sehrgarlarga bog'langan edi. Podshohlar ham, boshqalar ham sehrgarlar bilan maslahat qilib ish qilar, o'shularning gapini olar va ular jamiyatda eng yuksak darajadagi odamlar hisoblanardi. Ular o'zining demak ilmi asosida, o'sha sehrgarligi asosida odamlarga juda ko'p g'aroyib narsalarni ko'rsatar edi. Alloh taolo Isa alayhisalomga ularning sehrini butunlay yo'q qiladigan, hech qanday sababsiz, aldamsizliksiz shundoq odamlarning hammasini qoyil qilib, hammasini tan berdirib, buni egasi Allohning yuborgan payg'ambari bo'lmasa boshqa iloji yo'q deydigan darajada mo'jizalarni Musa alayhisalomga bergan. Ana shu tarzda ko'pchilik shu mo'jizalarni ko'rib turib, bu payg'ambarni haq payg'ambar ekanligini tan olishgan. Isa alayhisalom paytida moddiylik rivojlangan edi. Insonlar o'zini qo'li bilan ushlagan, ko'zi bilan ko'rgan, his qilish a'zolari bilan uni sifatini bilgan narsaga ishonishar, boshqa narsaga ishonishmas edi. Ana shuni raddiyasi olarak Alloh taolo Isa payg'ambarga ko'r bo'lib tug'ilganini ko'zini ochadigan, o'lib yotganini tiriltirib qo'yadigan ma'nodagi mo'jizalarni berdi. Bu ham demak, o'sha Isa alayhissalomning haq payg'ambar ekanligi, u kishi keltirgan Injilni haqiqiy ilohiy kitob ekanligi va u kishining shariati haqiqiy ilohiy shariat ekanligiga dalil bo'lib xizmat qildi. O'tgan payg'ambarlarning barcha mo'jizalari payg'ambarlarning shaxsiga bog'liq edi. Chunki ularning shariati vaqtinchalik shariat edi. Ana shu payg'ambar o'tganidan keyin shariat asta-sekin o'zining kuchini yo'qotib, vazifasini bajarib bitirar edi. Ammo oxirgi shariat, boqiy shariat, qiyomatgacha davom etadigan shariat Islomga Alloh taolo uning payg'ambariga bergan mo'jizasi ma'naviy mo'jiza bo'ldi. Bu nima? Bosh mo'jiza Qur'oni Karim. Qur'on ilohiy kitob sifatida o'zining oyatlari bilan, suralari bilan, nazmi bilan, arab tilidagi tuzumi bilan o'zi nozil bo'lib turgan paytdagi o'zining fasohati, balog'ati, tilga ustaligi bilan faxrlangan arablarning barchasini lol qoldirdi. Qur'onning o'zi, agar Qur'onni ilohiy kitob emasligiga
dalili bor bo'lsa yoki ilohiy kitob deb ishonmaydigan odam bo'lsa Qur'onga o'xshagan so'z keltirishini o'zi taklif qildi. Hech kim qodir bo'lmadi. Rosa urinishdi. Lekin Qur'onning oyatidaqa bir oyat keltirisha olmadi, surasidaqa bir sura keltirisha olmadi. Kim shu borada urinsa, harakat qilsa, odamlarning ichida sharmandasi chiqdi. O'zi uyatga qoldi. Lol bo'ldi. Nima uchun Muhammad alayhisalomga bundoq ma'naviy mo'jizani bosh mo'jiza qilib berildi degan savolga ulamolarimiz aytadiki, chunki bu kishining dini, bu kishining shariati qiyomatgacha bog'liq qolishi kerak. Payg'ambarning shaxsiga bog'liq emas. Mo'jiza payg'ambarning shaxsiga bog'liq bo'lsa, u kishi o'tib dunyodan ketgandan keyin to'xtatish kerak. Lekin Qur'on bog'liq mo'jiza sifatida qoladi, qiyomatgacha u hammani islomga chorlab turadi. Mana shu haqiqat ilm rivojlangan sari, insonning aqli mukammallashgan sari, ilmiy cho'qqilarni egallagan sari o'z-o'zidan kuchayib bormoqda. Hozirgi kunda bo'layotgan ilmiy kashfiyotlar, katta-katta yangiliklar hammasi Qur'onda ishorasi borligi, Qur'onda mana shu ma'nodagi gaplar borligi bilan ko'pchilikni, demak, o'ziga tortmoqda. Katta-katta ilm sohiblari o'zining mutaxassisligi bo'yicha Qur'onda kelgan oyatlarni o'qib, tarjimasini ko'rib, tan berib, haqiqiy ilohiy kitob Qur'on ekan, haqiqiy payg'ambar Muhammad alayhissalom ekan degan demak, xulosalarga, natijalarga kelib, islomga kirayotganlari ham bor, lekin kirmay o'zini dinida qolsa ham islomni din sifatida, Qur'onni ilohiy kitob sifatida tan olayotganlari ham ko'p. Har doim, demak, mana shu narsani ko'radigan bo'lsak, Qur'oni Karimni ana shunday boqiy mo'jiza ekanligini dalilini, isbotini topamiz. Albatta, siz bilan biz ota-bobolarimizdan islom dinida bo'lib kelgan, ahli Qur'on bo'lib kelgan kishilar bu narsalar bilan faxrlanishimiz kerak. Bu narsalar siz bilan bizni yana ham dinimizga yaqinlashtirish uchun harakatda bo'lishimizni demak, ta'minlashi kerak, shu narsalarga chorlashi lozim bo'ladi. Diniy ta'limotlarning barchasi, xususan islom dini ta'limotlari insonni insonligini bildiradigan, insonlik qadrini yuqoriga ko'taradigan va boshqalardan, boshqa jonzotlardan ajrab turishini ta'minlaydigan katta bir ruhiy, ma'naviy qudrat desak xato qilmagan bo'lamiz. Lekin İslam dini başka dinlerden farklı olarak mükemmel dinliği bilen acirat duradı. Başka dinlerge nazar saladıgan bozsek, bazı birileri fakat insanın ruhi hayatıga bağışlangan. Ruhi taraflarıga cevap veriş için hareket kıladı. Fakat ruhi tarafını tamillaşge urunadı. Bazı bir tuzumlar, bazı bir felsefeler, dinler aksinçe maddi tarafta karaydı. İnsanın cismiga, cismani rahatiga, onu bu dünyadan lezzet alışı için gerek bugün narsalarına ahamiyatını beredi, ruhi tarafını unutup koyadı. İslam'da insan hem maddeden hem ruhtan teşkil toplayan canzat Allah'ın mahluku ekanligi bayan kılıngan ve şu iki tarafını, hem ruhi manavi tarafını, hem maddi cismani tarafını baravariga qondirish va yo'lga qo'yish uchun ta'limotlari kelgan. Xuddi bir narvonga chiqadigan bo'lsa, ikki tarafi teng bo'lgandek, ham ruhiy ma'naviy talabni, ham jismoniy moddiy talabni barchasiga islom javob beradigan tarzda Alloh taolo tarafidan joriy qilgan din hisoblanadi. Ana shu ma'noda biz mo'min musulmonlar o'zimizning hayotimizning barcha sohalarida İlahi ta'limotlarga egamiz, ko'rsatmalarga egamiz. Boshqa yarat tarafdan aqtarishimiz, qidirishimizni hojati yo'q. Faqat o'zimizni dinimizni o'rgansak, tushunsak, ana shunga amal qilib borsak, inshaalloh baxtimiz, saodatimizga ega bo'lamiz. Xususan siz bilan biz talibi ilmlar o'zimizni madaniy saviyamizni yuqortirishda, ma'naviyatimizni yuksaltirishda İnsoniy madaniyat qadriyatlarini oliy cho'qqisini egallashimizda dinimizning ta'siri, ta'limotlari
insoniylik sifatlarini, go'zal sifatlarini o'zimizga olishimiz, noto'g'ri, noqulay qabul bo'lmaydigan holatlardan yiroq bo'lishimiz uchun albatta bizni diniy ta'limotlarimiz juda ham katta bir boyligimiz hisoblanadi. Baxtimiz, saodatimiz hisoblanadi. Ana shularga o'rganib borsak, o'zimizga singdirib borsak, ana shu sifatlar bilan o'zimizni sifatlab borsak, inshaalloh nihoyatda katta bir baxtga, saodatga erishamiz. G'arb davlatlardan birida shunaqa davra suhbatda turli dinlarning vakillarini davra suhbati bo'lyapti. Mana ham taklif qilishdi. Mehmonadan bir kirib chiqishga taklif qilishdi. Shu yerda o'tirishib, yaxshilik nima, yomonlik nima degan savolni o'rtaga tashlab, har kim o'zini tushunsasin deyapti. Bittasi aytadi, menimcha deydi, yomonlik pensiyaga sazovor bo'lgan odamlarning pensiyasini o'g'irlab yeb qo'yish deydi. Demak, shu odam shundan zarar topgan, shuni yomonlik deb tushunibdi. İkincisi yine şunaqa, hayatında düş bo'lgan narsani aytayapti. Ben hayran kaldım da keyin oxiri mehmon ham gapirsin dedilar. Men aytdim, bu sizlar qiziq bo'ldilar hozir. Her kim o'zini shaxsida dinining nomidan gapirib, mana bu yaxshilik, bu yomonlik deyapti. Lekin biz musulmonlarning tushunchamizda yaxshilik nima, yomonlik nima, din ko'rsatib beradi. Bu savob, bu gunoh, bu yaxshi, bu yomon, bu hammasi demak, insonning o'zidan kelib chiqqan emas, insonni tarbiya qilgan zotning ta'limotidan kelib chiqqan tushuncha man bo'ladi. Deb aytishga, demak, men o'zimni lozim deb topdim. Hayron qolishyapti, ya'ni ularda bunaqa tushuncha yo'q. Bizning baxtimiz deganimiz mana shunda. Demak, biz boshqalarga o'xshab, bu qaysinisi yaxshi ekan, qaysinisi yomon ekan, nima qilsam ekan deb o'ylab, o'zimizni qiynab, vaqtimizni, zehnimizni, aqlimizni behuda sarflashga hojatimiz yo'q. Hamma narsa bizda tayyor turibdi. Shuni o'rgansak va yaxshilab yo'lga qo'ysak, inshaalloh nihoyatda katta bir baxtga, saodatga erishgan bo'lamiz. Buni uchun va boshqa hamma narsalarimiz uchun avvalo aqidaga e'tibor berish kerak. E'tiqod masalasi asosiy masala bo'ladi. Xo'p. E'tiqod o'zi nima? Aqida nima? Ana muhtaram prezidentimiz ham oxirgi sessiyada gaplarda avvallarda menga aqidasi but yoshlar kerak. Shulardan bo'lsa men qo'rqadigan yerim yo'q degan gaplarni takrorladi. Nimadan bu? Aqida so'zi aslida arabcha so'z bo'lib, ma'naviy tugish ma'nosini bildiradi, bog'lanish. Ma'naviy bog'lanish, moddiy bog'lanish, bog'lash ma'nosini bildiradi. Aqida insonni ma'naviy tushunchalar bilan bog'lab turadigan narsa. Men Allohga e'tiqod qilaman degani, men Allohga bog'langan insonman degani. Men payg'ambarga e'tiqod qilaman degani, men Muhammad alayhisalomni payg'ambar deb bog'langanman shu kishiga, shu kishining gapini qabul qilaman, shu kishidan o'rnak olaman, aytganlarida yuraman degani. Va shunga o'xshagan qaysi bir narsaga e'tiqod qildim, aqida qildim desa, ana shunga butunlaycha ma'naviy tarafdan bog'langan, ishongan, yaxshi deb bilgan, o'rnak olish va shundan kelib chiqib hayotida tasarruf qilishni tushuniladi. Bir narsa aqida bo'lishi uchun o'sha ma'naviy bog'lanish shu darajada kuchlanish kerakki, insonni hayotiy vaqtidagi tasarrufida o'sha bog'lanish uni yo'llab tursin. Bir gapni bildik, tushunchani aytdik, falan narsani qilmaslik kerak ekan dedi-ku, o'zimiz qilyapmiz. Demak, u aqida emas, u tushuncha. Birovdan eshitgan, o'qib olgan narsa, lekin uni aqida sifatida qabul qilinmadi. Ma'lumot sifatida qabul qilinib qo'ydi. Lekin o'sha narsa ko'p takrorlansa, inson shuni haqiqat deb bilsa va shu aqida bo'lib uni qalbida joy olsa, o'sha tushuncha endi uni harakatini yo'llab turadi. Bu yoqqa ketyapsa, yo'q, sen aqidangda bu gap yo'q. Ha? Qayt bu yoqqa deydi, bu yoqqa qaytaradi. Bu yoqqa yur deb o'sha aqidasi uni yaxshi yo'lga yetaklaydi. Ana aqidani kuchliligiga, aqidani but bo'lishi insonni qanchalik darajada yuqoriga ko'tarishini mana shundan tushunmasak bo'ladi. Demak, har bir yaxshi narsani
talimatidan tushunib o'rganib, ana shunga bog'lanib, shunidan kelib chiqqan ma'no yuzasidan o'zini yo'llanmasini topish bu aqida bo'ladi. Shuning uchun Allohga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, qiyomat kuniga ishonish va qazoyi qadar boshqa aqidadagi sobit narsalarga ishonishni hammasi faqat yaxshilikka chaqiradi. Yomonlikdan qaytaradi. Allohga ishongan odam Alloh meni yaratgan, menga rizq bergan, jon bergan va meni ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi, ertaga hisob kitob qiladi deydi. Doimiy tushunchasi shu. Shuning uchun u hech qachon yomonlikka qo'l urmasligi kerak. Aqidasi but bo'lsa, aqidasi kuchli bo'lsa, haqiqiy bo'lsa, ana shunda bo'ladi. Payg'ambarga e'tiqod qildim. Falonchini payg'ambar deb tan oldim Muhammad alayhisalomni. Desa, demak u zotga muhabbat qiladi, u kishini gaplarida yuradi, ko'rsatmalarida turadi, o'rnak oladi va hokazo. Qiyomatga, demak e'tiqodim bor mani, aqidam mustahkam degan odam qiyomat bo'lishiga ishonadi, o'sha kuni hisob kitob bo'lishini ko'z oldiga keltiradi va o'sha hisob kitobga bu vaqtdan tayyorgarlik ko'rib boradida, ana o'sha tayyorgarligi uni faqat yaxshilikka boshlaydi va barcha yomonliklardan qaytaradi. Ana shu ma'nolarni demak biz yaxshi bilishimiz, tushunishimiz, o'rganishimiz, hayotimizga tatbiq qilishimiz hammamiz uchun xayr, baraka, yaxshilikdan iborat bo'ladi. Xo'p, shu bilan birga mana ahli ilmlarni ichida o'tirganimiz uchun suhbatimiz ilmiy suhbat bo'lganligi uchun Islom va ilm degan mavzuda tushuncha to'g'risida ham bir ikki og'iz gapirib o'tsak, albatta foydadan xoli bo'lmas. Islom ilm dini hisoblanadi. Islomning ilohiy kitobi Qur'onning birinchi so'zi iqro so'zi bo'lgan o'qi. Va Qur'on o'qimoq deganidir. Ana shu nuqtadan kelib chiqib İslam'ını ilim dini deyimiz. Oku degen buyruğundan başlangan. Barhayat ebedi kitabı, ezeli kitabı Kur'an'ın namı okumak. İslam'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ilim talep kılıç her bir muslim ve muslimege farzdır de bayan kıgeller. Ve şeriatımız bu narsanı hammasını yakşile ve tefsir yolga sokar. Yurgaso qandagi qandoq. Islomda har bir shaxs o'ziga kerak bo'lgan ilmni talab qilib o'rganmog'i o'zining boshiga, yelkasiga, zimmasiga farz hisoblanadi. Bu dunyoda yashashi uchun kerakli narsalarni o'rganmasdan shu ilmsizligi tufayli turli noqulayliklarga tushsa, talofat ko'rsa, halokatga yo'liqsa, o'zi gunohkor bo'ladi. Chunki o'zini shaxsiga farz bo'lgan amalga bosh tortgan, unda yurmaganligi uchun. Ilm farzi kifoya darajasi bor. Bu farzi kifoya darajasi deganimiz hamma o'zini shaxsiga kerakli hayoti uchun zarur bo'lgan narsani o'rganadi. U ibodatda bo'lsin, e'tiqodda bo'lsin, amaliyotda bo'lsin, savdo-sotiqda bo'lsin, baribir. Endi kifoya qiladigan farz ilmlari qanday? Bu jamiyat uchun kerakli ilmlar. Misol uchun bizning jamiyatimizga hozir hisoblab chiqib mutaxassislar aytdiki, falon mingta qonunchi kerak. Chunki qonunsiz yashab bo'lmaydi. Qonun doimiy ravishda jamiyatlarni hayotini qolipga solib turgan, jamiyatga zarar yetkazmoqchi bo'lganlarni tanobini tortib to'g'rilab turgan. Qonunni bo'ysunib, o'shunga amal qilib turganlarni taqdirlab, ulug'lab turgan va insonni hayotini tartibga, intizomga solib, madaniyatli bo'lishida albatta qonunni o'rni nihoyatda katta bo'lgan. Shuning uchun har bir jamiyat o'ziga kerak tarzda va adatda qonunchilarni yetishtirib olmasa, o'sha jamiyatning hammasi Allohning oldida gunohkor bo'ladi. Buni boshqa sohalarga,
tıp olsun, insanın hayatı, cemiyeti için gerekli olan bazı ilimlerle takaslanır. Yani şu cemiyet maslahat kılıp, özüge gereklik sonda ve sıfatta kanuncularının tayarlaş boyunca şaraitini yarattı. Oku yurtları kurdu, okutucularını tayarlattı, yetmese başka yağdan teklif kıldı, talebelerini acrattı, ularına dersi için kitap, başka nesnelerini, oku kurallarını yarattı, vakit verdi, imkan verdi ve ularının okuşunu yoluna koydu. Ular oku yaptı, kanuncular çıkı yaptı. Demek cemiyetin azalarını zimmesinde durgan, Allah farz kılgan kifaya farzı endi ularının boynuna düştü. Çünkü ular özlerinden talep kılıngan narsani takdim koydu. Ana şu kanunçilikte okuyatken, işleyatken kişilerini zimmesine koştuydu. Endi bu cemiyet kanunçilik sahasında nüksanga uçurasa, kemçilikke yol koyulsa, şu kanunçiler Kudan altında cevap verir. O başka sahalara hem ana şu. Demek bu din, bu talimat, bu farz, bu Allah'ın emri. Bizde nihayette natoru düşünce, ilim dediğinde fakat dini ilimlerini nazarga alınmadı. Kur'an yadılaşını, namaz okusun. Doğru, onu farz, yakışı, uluğ ilim. Lekin hemme faydalı ilim, Allah'ın tarafından buyururken ilim. O şu, Peygamber aleyhissalatu vesselam, ilim talep kılmak farzdır dediğinde, hemesini kötü tutuyorlar. Eğer diniydirse, dini ilim talep kılmak derdiler. Bunu etmezden, ilim talep kılmak derdileri, demek faydalı ilim var mı? Hemesini talep kılmak farz kılmak. Ana şu manada, siz azizler, bizi cemiyetimizdeki en nazik noktalardan bir noktanı, demek halkadan bir halkanı turuş için cemiyetimizden acırap çıkan kişiler sizler. Cüda hem nazik bir işini alıp barış için yetişip çıkan, alım bogan ve indi ana şu tarafta talibi ilim bulup durgan kişiler sizler. Öyleyimiz ki ana şu masuliyet, ana şu düşünce sizlerin öz işlerinizde yine hem ihlas bulan işleriniz, talibi ilimler bu işleri ve şu sahanın yetip mütehassısı olup eli yurtu için, vatanı için, halk için ihlas bulan bir hizmet kıladıkan ana şu özünün sahası da kemçilikte yok koymazdan cemiyetimizde kanunçilik sahasındaki barca taraflarını kandırışta, harekette buradırken insanlar burasılar degen umudunu kılamız. Şu bilen birge yine ayeti batışımız gerek ki, şu hem kanun, hem dinli talimatı, hem o şu avarga ayeti batışken mavzularımızın barcasını kaidesi buzulgende nakureyliyle gelip çıkardı. Asosi kabul qilingan qoidalar buzilganda noqulayliklar, tushunmovchiliklar, ba'zi bir talafatlar, halokatlar chiqib kelishi bor. Jumladan islom dinini o'rganish borasida yo'l qo'yilayotgan xatolar oqibatida turli noqulayliklar kelib chiqishini biz hozir bir necha yildan beri boshimizdan o'tkazib yashab turibmiz. Islom dinini qabul qilish, ya'ni ta'limotini qabul qilib o'rganish borasida kim ko'ringanga borib uchraverish, asli nasli ma'lum emas, diniy ta'limotni qayerdan olganligi umuman bilinmaydigan shaxslardan din o'rganaman deyish oqibatida turli oqimlar, yo'nalishlar, hizblar va boshqa firqa-firqalar chiqishi bizi tecrübemizde buldu. Bu dünyanın hemen yerinde var narsa. Bu kadar. Allah'ın dini evvelki etkenimizdek açık, aydın, fakat yakşilikke, ezgünlükke çağırlavcı ve yamanlikten kaytarıcı talimatlarını toplamdı. Lekin şunu da buladığım olsa kan akılıp dinge nisbet verirken, dinini örgendim ya ki örgüt yapmam degen adamlardan yamanlık çıkışıdır. Bana şu mananı biz takaslab o'rganib, tafakkur qilib ko'radigan bo'lsak, asos ana shu diniy ta'limni olishdagi yo'l qo'ygan xatodan bo'ladi. Misol uchun qandaydir hizmi yoki firqami o'zini buzuq asosga
bina qilingan ta'limotini odamlarga o'tkazish uchun islom nomi bilan o'raydi. Chiroyli qilib, yaltiroq qiladi. İslam şu deydi. Başkası noto'g'ri. A ana shuni islomni o'rganishga nihoyatda qiziqib turgan kishilarga taqdim qiladi. Allohning nomidan gapiradi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislaridan dalil keltiradi, kitoblar yozadi, xutbalar qiladi, har narsalarni qiladi. Nima qilsa qilib odamlarni o'zini gapi to'g'ri ekanligiga ishontirish harakatida bo'ladi. Dini ta'limi bor, islomdan xabari bor odamlar darhol ularning gapini tushunadi. Deb bu boshqacha gap gapiryapti. Men undan uzoq bo'lay deydi. Lekin bilmagan odam muqaddamada aytib o'tilganidek ruhiy bo'shliqdagi turgan odam nima deydi? Men o'zim musulmonman deb yuruvdim. Hammamiz ham musulmonmiz. Musulmonchilikni o'rganishimiz kerak edi. Mana shu musulmonlik ekanda deydi. Ana o'shunga haligilarni sirtmog'iga to'g'riga tushadi-da avval boshda bir ikkita Qur'onning suralarini o'rgatgan bo'lsa, namoz o'qitgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, shuda endi islom deb borib turib, keyin asosiy ma'no chiqqanda unga ham ishonib, noto'g'ri yo'lga kirib, har xil holatlarga borishlari mana shu tariqada yuzaga keladi. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha terroristlarning ro'yxatini 1-chi, 2-chi, 3-chi pog'onasida turadiganlari yoki oxirgi pog'onasida turadiganlarni qarasangiz, hammasi shunaqa odamlar. Birortasi to'laqonlik, nizomli dinni ta'limlamagan. Ashu Billadinni gapiryapti. Billadin Jiddadagi Abdul Aziz nomli universitetni iqtisod fakultetini tugatgan odam. Salla qo'yib, soqolini uzun qo'yib olib, u fatvo chiqarishga haqqi yo'q odam. Ikkinchi raqamli terrorist Ayman Zawahiri, Misrlik odam. Tabib bo'ldi. Vrach. U ham soqolini uzun qilib, sallaki yuvadan odamlarga fatvo chiqaradi. Voy, sani qayerda haqing bor? Kim aytsang gapirsan, tabibligini qilsang-chi, deydi odam. Boshqalar ham hammasi shu. Hammasi shu. Birortasi to'laqonli, nizomli diniy ta'lim olgani yo'q terroristlarning ichida. Haqiqiy islomni o'rgangan odam, ahli sunna va jamoada o'sha o'tgan mujtahid ulamolarini ta'limotini o'ziga singdirgan odam mutlaqo terrorist bo'lishi mumkin emas. U odam o'ldirish ana bizlardagiga o'xshab maktab bolalarini, ko'kragidagi bolalarni o'ldirishga bu islom dinidan boshqa narsa ham bunga yo'l qo'ymaydi. Mumkin emas. Lekin ular o'sha o'zlarini adashgan va g'arazlariga erishish yo'lida har narsani o'zlariga ravo ko'radi, qilishga harakat qilishadi. Lekin bularning hammasi noto'g'ri islomda yo'q narsalar, buni tushunishimiz kerak. Va mana shunaqa tushuncha orqali ularning g'oyalarini barbod qilish orqali, haqiqiy islom ta'limotlarini kishilarga tushuntirib borish orqali bu katta bir hozirgi kunda tahdid bo'lib turgan butun dunyoga balodan qutulishning yo'li mana shundan bo'ladi. Shuning uchun ayniqsa sizlar ziyoli kishilar, ilmli kishilar xususan qonunshunoslar shunga yana borib taqaladi, jinoyatchilar va boshqalar ma'nosida mana shu ma'nolarni juda yaxshi tushunishlar kerak bo'ladi va bunga mana shu ko'plashib harakat qilib borsak inshaalloh kishilarimizning ilmiy saviyasi, tushunchasi o'sishi oqibatida bu narsalar asta-asta yo'qolib, bu narsadan ham qutulamiz degan niyatimiz bor. Xo'p, men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsalarim deyarli mana shulardan iborat.